Evet, Türkiye'miz gelişiyor, Türkiye'miz büyüyor. Ve Türkiye'miz gelişirken, büyürken de özellikle tüm dünya masumlarının da duasını almaya devam ediyor. Ve gelişen, büyüyen Türkiye, hedefleri olan Türkiye'nin bu hedeflere ulaşabilmesi için bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve bu yapılan çalışmalarla birlikte güçlü şehirlerle, büyüyen şehirlerle güçlü, büyük bir Türkiye'yi, lider Türkiye'yi oluşturma yolunda çalışmalarımız hızla sürüyor. Özellikle bu konuda şehirlerimize de büyük görev düşüyor. Çünkü yerelde sinerjiyi oluşturmak, her alanda topyekün kalkınmayı sağlamak, üretimi arttırmak, başta yerel yönetimlerle burada belediyelerimizle birlikte olacak. Ve yerel fırsatları en güzel şekilde değerlendirerek büyüyen Türkiye'de yerelde en büyük katkıyı da sağlamış olacağız. Bizler de Bursa olarak Türkiye'nin en güçlü bölgesi ve ekonominin %60'ından fazla olan Marmara bölgesi, İstanbul ile birlikte en önemli lokomotif şehri Bursa. Her alanda gelişmeye en büyük katkıyı da sunmaya, üretmeye de devam ediyoruz. Bir yandan Bursa'mızın yeşiline sahip çıkarken, tekrar o yeşil Bursa'yı canlandırırken, derelerimizin temiz akması, sahillerimizin temizlenmesi gibi çevreyle ilgili yatırımlar ve özellikle termalimiz, sahillerimizle, tüm turizm alanındaki yatırımlarımızla birlikte büyük bir gelişmeye de damga vurmuş oluyoruz. Sahillerimizden yaylalarımıza kadar, nerede sıcak su fışkırıyorsa oralara termal tesis yapmaya kadar her alanda yoğun bir faaliyetimiz var. Özellikle ekonomimizin gelişmesi, kırsalımızın kalkınması, her yerde yatırımları yapması için büyük bir faaliyetin içindeyiz. Ve bu yapılan çalışmalarla birlikte bir yandan tarihimize sahip çıkıyor, bir yandan dünya ticaret şehri Bursa'nın oluşmasına da büyük katkılar sağlıyoruz. Ve sanayimizde dahi üretimin gelişmesi, yerli imalatların artması, her konuda teknolojinin sahiplenmesi konusunda büyük hamleler gerçekleştiriyoruz. İşte ilk tramvayı, ilk metroyu yapmıştık, ilk elektrikli araçlar yapıldı, ilk uçaklar yapıldı, arıtma tesisleri, çamur yakma sistemleri yapıldı. Geçtiğimiz haftada Sayın Bakanım rüzgar santralleri, rüzgar türbinleri %100 yerli olarak Bursa'da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapıldı. Ve ülkemiz artık yenilenebilir enerji konusunda bunun %100 üretimini yapan ülkeler arasına girdi. Bunu da Bursa başardı. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere. İnşallah. İşte hedefler doğrultusunda yürümek böyle oluyor. Çalışarak, yapılamayanları yaparak, üretilemeyenleri üreterek, bugüne kadar konuşulanları, gerçekleşmeyenleri gerçekleştirerek bu konuda mesafe almaya devam ediyoruz. Yapılan tüm bu çalışmalarla birlikte Bursa'mızda yaşam kalitesi hızla artıyor. Son 5 yılda Bursa yaşam kalitesinde Türkiye'de 1. sırada. Dünyada 5 yıl önce 48. sıradaydık. Şu anda ise son açıklamalarda yaşam kalitesinde 21. sıradayız. İşte Türkiye'den ilk yüzde başka şehir yok.
ve dünyada 21 sıraya yerleşen bir Bursa. İşte bu çalışmalarla birlikte gerçekleşiyor. Tüm kurum kurulumuzla, başta valimizle, bakanlarımızla, ilçe belediyelerimizle, kaymakamlıklarımızla, tüm kurumlarımızla, kuruluşlarımızla birlikte bu adımlarımızla hızla atıyoruz. Ayrıca kadem uzmanları tarafından toplumsal bilincin artırılmasına yönelik alkol ve madde bağımlılığının zararlarının anlatıldığı düzenli ve düzensiz eğitim programları, seminerler verilmektedir. Merkezimizde bu alanda uzmanlaşmış sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve eski kullanıcılar çalışmaktadır. Gençlik ve aile destek projemiz olan kademde bugüne kadar 500 aşan danışmanlık hizmeti verilmiş oldu. Evet, toplam 1650 bağımlı ve 1460 bağımlı yakını ile görüşme yapıldı. 2016 ve 2017 yılında 7 oturumdan oluşan 25 SAM ve aile eğitim programı düzenlenmiş, yaklaşık 220 aile eğitim almıştır. Düzenlediğimiz seminerlerde bugüne kadar 4070 kişiye ulaşıldı. Bu yıl AMATEM ve ÇAMATEM'e bu kişileri yönlendirerek ulaşım imkanları da sağlanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde iki farklı protokol ile bağımlılıkla mücadelede yeni adımlar attık. Biri kamu özel hastane işbirliği, bir diğeri de okullara yönelik bir protokoldu. Her iki protokol de bağımlılıkla mücadelede erken tanı ve tedavi amaçlayan çalışmalardır. Bugün bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir merkezi daha hizmete açıyoruz. Bundan sonra bağımlılıkla mücadelenin üçüncü basama ise İŞKUR ile yapacağımız çalışmalar oluşturuyor. Bu konuda detaylı çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir şehir inşa ederken vatandaşlarımızın sağlıklı bir hayat yaşamalarına engel olan olumsuzlukları aşmada onların yanında olmak. Onların çalışma hayatında tekrar yerini alması ve sosyal yaşamda tekrar etkin olmaları konusunda elimizden gelen desteği göstermek. Bu düşüncelerle bu faaliyetler gerçekleşiyor. İşte bu mantıkla da gerçekleştiren bu merkezimiz. Arkadan yeni bağımlılar geliyor. Önden eski bağımlılar tedavi edilmezse bu sayı sürekli bir çığ gibi büyüyerek artıyor. Bu merkezin özelliği de işte bundandır. Biz genelde toplum olarak fiziksel sağlığımıza anne babalar olarak, yöneticiler olarak, büyükler olarak fiziksel sağlığa verdiğimiz önemi ne yazık ki son yıllarda özellikle son dönemde ruhsal sağlığımıza ve sosyal sağlığımıza gerekli önemi vermemeye başladık ve bunun acı sonuçlarıyla karşı karşıya gelmeye başladık. Gençlik ve Aile Rehabilitasyon Merkezimiz Bursa'mıza... Burada balkon var. Evet, bir sosyal ihtiyaç şeyi var. Günlük yaşam merkezi, mutfağı. Peki yemeğini kendisi veriyor. Bir zaman geçecek. Burası çay, kahve böyle. Veya yemek gelecek, oturup yemeğe.